Now you So, see your pop. yes, PDF, yeah? Yeah, yeah. Okay. So, this week I'm talking about color theory. Bu hafta renklendirme üzerine konuşacağım. And I have made a point here that once we are talking about color, we are no longer talking about layout. Because this is now background painting. Şimdi background üzerine konuşmayacağız, renkler üzerine konuşacağız. Yani konumuz spesifik olarak background renklendirmesi değil. Yeah, so it's a different job, really. Okay. But if, evet, şu an yapacak olduğumuz şey farklı bir iş. If you are making a film no for problem. Yourself, of course, you need to know both. Ama eğer kendiniz için bir film yapıyorsanız tabii ki her ikisini de bilmeniz gerekiyor. Is my sound okay today? There is a sound coming. Now that's okay. Is it okay? Yeah, I think it might now be. Now that's okay. Right, I think it might be my computer today. I don't know why. But anyway, we will carry on. Yeah, but now it's okay. Yeah, so we will talk about color theory this week, and next week I will show you the techniques for background. Bugün renkler, color what you say? Theory, theory. Renk teorisi şey işte. Ha, teori. Okay. Bugün teşekkürler Deniz. Bugün renk teorisi üzerine konuşacağız. Önümüzdeki hafta background'la bunu tamamlayacağız. Okay. So what we are going to think about is you know what is color? How is a color made up? Bugün renk nedir ve renk nasıl oluşturulur üzerine konuşacağız. When we're thinking about it in our work, we're thinking of how does this show the lighting? Yaptığımız iş üzerine düşünürken burada gölgelerin nasıl göründüğü üzerine de düşünürüz. Does it stage the characters well? Yani karakterlerle iyi uyuyor mu bu gölgelendirmeler? Does it give us the right mood and atmosphere? Bize doğru modu, atmosferi doğru yansıtıyor mu? Modu doğru veriyor mu? Bunu düşünürüz. Is it authentic? For example, if we were doing a certain culture, for example, is that the kind of colors that culture might wear or be familiar with? Yani çalıştığımız şey otantik bir şey mi? Yani mesela özellikle bölgesel bir şey tema çalışıyorsak bu renkler bu temayı yansıtıyor mu? Does it match the weather condition? I can't hear you. You turn off your microphone. Does it match the weather conditions and does it match the season of the year? Hava durumuyla ve mevsimle bağlantılı mı bu renkler? Does it match the feeling of the whole film? The film could start with one mood and it can change to another mood, then it can change to another mood, but it's nice to have some consistency. Filmin genel olarak moduyla uygun mu? Film bir modla başlayıp başka bir modla sona erebilir ama buna uyumluluk taşıyor mu renklendirmeler? And then does it match the style that you're aiming for? So for example, realism versus something that is very cartoony. Yani bu filmin stiliyle uyumlu mu? Yani mesela işte gerçekçi mi yoksa daha çizgi filmsel bir şey mi? Filmin stili neyse bunun tamamlıyor mu? So to put it simply, it's like The Illusionist versus The Simpsons. Yani örnek vermek gerekirse Illusionist ve Simpson örneğini verebilirim.
So again, it's I cannot give so much detail in 1 hour, but I hope that this will allow you to start learning the techniques. Yani bir saat içerisinde çok fazla detay anlatamam ama bu kısım umarım tekniği anlamanız konusunda yardımcı olur. So let's think first of what makes a color, and the first thing is hue. Hue, I don't know how you sorry, but just to tell you what hue is, so that, do you know the word hue, Gonu? I don't know, but I think it's like main colors. Yeah, so it's like red, blue, green, etc. Yeah. Okay, okay. It's main colors. Şimdi burada renklendirmeye rengi ne oluşturur? İlk olarak ana renkler, yeşil, mavi, kırmızı gibi. And then there is the value. That is how light or how dark the color is. Daha sonra ise tonlar, yani rengin ne kadar açık ya da ne kadar koloru olduğunu belirleyen şeyler. So on the notes I have here how that works. You would have the hue, for example, is red. Burada mesela örneklendirmeleri var. Yani hue, ana rengim, kırmızı, tonlar, her iki tarafta da görüyorsunuz tonları. So if you add white, of course the value gets lighter. Eğer bu ana renge beyaz eklerseniz daha açık tonda bir renk elde edersiniz. And as you add black, the value gets darker. Siyah eklerseniz de tonunuz koyulaşır. And then finally we have saturation, and that is how intense the color is, how strong the color is. Son olarak ise rengin ne kadar yoğun olduğunu belirleyen faktör var. So in a way it's like the color is very strong and bright compared to the color is quite muted. Mesela birinci örneğimde renkler oldukça güçlüler. İkincisinde ise daha hafif tonlar görüyoruz. So next week we will think more about how we will apply this in our painting. Önümüzdeki hafta tüm bunları resimlerimize nasıl uygulayacağımız üzerine konuşacağız. And as we discussed last week, very often I am starting with a grayscale for the background, so it's black and white. Geçen hafta konuştuğumuz gibi ben genellikle gri ölçek üzerinde başlarım bunu anlatmaya. Siyah beyaz olarak yani. This makes it much easier for me to find the right color, to find the hue and the saturation if I have worked out the lighting first. Eğer ben gölgelendirme üzerinde çalışıyorsam bu siyah beyaz ölçeklendirmede çalışmak ana rengi ve tonları bulma konusunda bana daha yardımcı olur. It's really quite difficult to choose the correct color when you're trying to find the right value for that color. Gerçekten renkteki rengin doğru tonunu bulmak çok zor olur. Renklerle çalışırken doğru tonu bulmak oldukça zor olabilir bazen. Okay, so again what you have to think about is the hue, the value and the saturation. Yani o yüzden tekrardan söylüyorum, üzerine düşünmeniz gereken şey ana renk, ton ve tonun ne kadar güçlü olduğu. These things are not always on my mind when I am painting, but they are still what I am applying. Yeah, it works as the background of your mind, I think. Bunlar ben çizerken düşündüğüm şeyler değiller. Hani bu bilgileri düşünüp buna göre çizmiyorum. Ama çizerken tüm bu bilgilerin paralelinde çizim yapıyorum. So I just showed a chart that maybe you are already aware of, but it has primary, secondary and tertiary colors on there. Şimdi size belki zaten bildiğiniz bir renk tablosu göstereceğim. Bu renkte birincil, ikincil ve üçüncül renk tonları var. This becomes important when we are trying to work out the kind of color that bounces from other objects.
Bu skalayı bilmemiz objelerden yansıyan renklerin tonunu bulmamız açısından önemli. For example, if the sky is blue and the coat is yellow, then we would know that there may be a little bit of green on the coat. Mesela gökyüzü beyazsa ama zemin sarıysa objemize birazcık gökyüzü mavi ise zemin sarıysa objemize birazcık yeşil yansıyabilir buradan. And this is because that the blue light is bouncing off of the sky onto the yellow coat. Çünkü mavi renk sarı zeminin üzerine vuracaktır ve bundan yeşil yansıyacaktır. And this is also important to understand when you are choosing a specific color scheme, which we will come to in a moment. Özellikle belirli bir renk üzerine çalışacağınızda, o rengin tonları üzerine çalışacağınızda bu bilgiler yine önemli. Also on here you can see that the darker colors are on the outside of the color wheel and the lighter colors are on the inside of the color wheel. Burada görüyorsunuz koyu renkler bu çemberin dışında, açık renkler ise çemberin içinde yer alıyorlar. Okay. All right. Color is a perception. Renk bir algıdır. So red when it is against green looks different from red when it is against yellow. Kırmızı yeşilin karşısında olduğu, kırmızının yeşilin karşısında olduğu hali ile kırmızının sarının karşısında olduğu hali farklı görünür. And this is really why your color choices are important. Because maybe the red should be in the background in a way, or maybe it should feel like it is jumping out and very strong. Bu yüzden renk tonlarını bilmeniz çok önemli. Mesela arka planda belki kırmızı vardır ama bu ton nasıl yansıyacak ileriye? Bunu bilmeniz gerekir. When you are making a film, you are telling a story, so you want the eye to look in the important place. Bir film yaparken bir hikaye anlatırsınız ve onu izleyen gözlerin hangi noktaya bakacağı önemlidir. Bunu belirlersiniz. So in this case, for example, the red against the orange or the red against the purple, it's not so easy to see. Mesela burada kırmızının turuncunun içerisindeki halinde kırmızıyı görmek çok kolay değil. So for example, if you wanted the stop sign to be really strong, you would not put red against orange or red against purple. Eğer renginizin çok güçlü bir şekilde kendini göstermesini istiyorsanız filminizde kırmızıyı turuncunun içerisinde ya da kırmızıyı morun içerisinde kullanmayı tercih etmezsiniz bu sebeple. It's also important when, for example, you are choosing the color of grass in a sunset. Bu gün batımında çimenlerin rengini seçerken de önemlidir. Because naturally you may go and choose green from the palette and believe that this is the color of the grass. Çünkü gün batımında yeşil çimenleri yeşil boyayıp bunun çimenin rengi olduğunu yapamazsınız, iddia edemezsiniz. But in fact, if you take a photograph of grass in the sunset, you will find it is probably a kind of orange. Eğer bir tane fotoğraf indirirseniz gün batımında çimenli bir manzara fotoğrafı, çimenlerin turuncumsu bir renkte olduğunu görürsünüz. But because we know the grass is green, we see it as green. Ama biz çimenin yeşil olduğunu bildiğimiz için onun yeşil olacağını düşünebiliriz. So color is very much about the impression that you are giving. Renk gerçekten nasıl bir etki, izlenim vermek istediğinizi belirleyen şeydir.
Okay, so here we talk about different colors. Ya şey, çok pardon, ben dondum da çimenlerin yeşil olmasıyla ilgili ne demişti Gönül? Sen tekrarlayabilir misin rica etsem? Tabii ki. I will repeat it. One moment, Isabel. Yani mesela çimeni yeşil boyamak istersiniz. Çünkü çimen yeşildir diye düşünürsünüz. Ama gün batımında çimeni yeşil boyarsanız doğru bir şey yapmış olmazsınız. Çünkü fotoğraflara bakarsanız gün batımında çimenler turuncu görünürler. O yüzden renk vermek istediğiniz etkiyi belirleyecek olan şeydir. Yani çimeni turuncu boyarsanız gün batımı etkisi verirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. We can continue. Okay. So there are many different color schemes in this color theory. Bu renk teorisine göre çok fazla renk şey skalası vardır. In reality, it's very unusual that a painting would stick very strictly to one color scheme. Yani bir çizimin, bir boyamanın tek bir renk skalasına çok sıkı bir şekilde bağlı kalması genelde pek olmaz. But they can still have a general feeling to match one of these different color schemes. Ama yine de bu farklı renk skalalarından birine genel olarak uyumlu davranırlar. So monochromatic, for example, is when we are using mainly one color with all different saturation and shades. Mesela birincisine baktığımızda bu tek bir rengi farklı tonlarda kullandığımızın gösteren skaladır. A very simple example of that would be a shot at night where everything is mainly feeling blue, just say from the moonlight. Bunun bir örneğini verecek olursam mesela bir gün batım, bir gece fotoğrafı olduğunu düşünelim. Sadece aydan ışık yansıyor. O zaman gördüğümüz her şey mavinin bir tonu olacaktır. And then we move to analogous. And analogous is when the colors are all close together on the color wheel. Analogous ölçeğine geçecek olursak ise burada renkler tümüyle vardır, bir aradadır. So the example that they show here is having red, orange and purple colors. Bunun örneği ise kırmızı, mor ve turuncu renklerini bir arada kullandığımız bir örnek olur. And this is what I mentioned before, that none of these colors would stand out really strong from the page, even though generally they are strong colors. Bunlar genel olarak güçlü renkler olsalar bile bunların tek biri çok baskın, güçlü renk olarak yansımaz. Because the three of those colors are really strong, there is not going to be one that jumps out at us so much. Bu rengin üçü de güçlüdür. Tek bir tanesi güçlü bir şekilde size yansımaz. The next one is one that is used very often to well, you can say that first. This is one that is used very often. Bu üçüncüsü ise oldukça sık kullanılanlardan biridir. And this is complementary colors. So this is when colors contrast against one another. Bu birbirine zıt iki rengin bir arada kullanıldığı bir örnektir. Okay, so in this case they are showing the two colors opposite each other on the color wheel are green and red. Can you repeat that please, because I froze. Oh, okay, yeah. They are showing two colors that are opposite each other on the color wheel, green and red. Evet, burada birbirine zıt iki renk görüyoruz, kırmızı ve yeşil. You also could have yellow and purple. Sarı ve mor da olabilir. You could have orange and blue.
Turuncu ya da mavi, turuncu mavi bir arada. And so on. Usually in a painting, you would have more of one color and much less of the other. Did you freeze again, or did I? Yeah, I did. Mina, ben dondum da duyduysan söyleyebilir misin? Okay. So, for example, you would have, if it was red and green, you would have a lot of red and a small amount of green. Mesela kırmızı ve yeşili bir arada çalışıyorsanız çok fazla kırmızı ve azıcık yeşil olabilir. And that would make the green really pop out. Burada yeşil gerçekten böyle kendini gösterir, öne çıkar. Of course you can also play with the lightness and darkness and saturation. Aynı zamanda açıklık, koyuluk ve yoğunlukla da oynayabilirsiniz. So for example, the red might be very dark and very desaturated. Mesela kırmızı çok koyu ve çok mat olabilir. And the green might be very light and very saturated so that it really jumps out against that red. Yeşil ise oldukça açık ve oldukça parlak olabilir. Bu da yeşilin o renklerin içinde öne çıkmasını sağlar. The next one is split complementary, and this is one that I think we see more often. Üçüncüsü ise ayrılmış zıtlık diyebileceğimiz skaladır. Bunu da sık sık görürüz. So this is where we're choosing a few different colors on one side of the color wheel and maybe one color on the other side. Burada bir iki rengi, bir iki ana rengi bu renk tonlamamızın bir kısmında, tek bir rengi ise diğer kısmında görürüz. So in this case, instead of just having green and red, we have green and blue together on one side and we have red on the other. Burada mesela yeşil ve kırmızı yerine bir bölümde yeşille mavi, diğer bölümde kırmızı karşımıza çıkabilir. This would be moving towards something that felt more natural. Bu kendini daha doğal hissettiren bir şeye doğru, bir şeye daha yakındır. But it also means that one color is still able to have this strength when we see it. Ama bu tek başına kalan renk yine güçlüdür. Okay. There is also triadic and tetradic. So this is when the colors are one, two, three, like they are in thirds on the color wheel. Bir diğer renk skalamız ise üç tane rengin bir arada olduğu skaladır. And tetradic, where they are chosen from, it's a circle, but like four corners of the circle. Bu sonuncusu ise yani bir şeyin dairenin dört ayrı köşesi gibi iki renk bir arada, iki renk bir arada olan bir skaladır. A circle does not have corners, but you know what I mean. Yani dairenin köşeleri yok ama demek istediğimi anladınız sanırım. Okay. So there is a really great website, and could somebody try this website for me and tell me if you need to log on? Because I have a password for this website, but I want to know if you have to have one. Burası gerçekten harika bir web sitesi. Biri bu web sitesini benim için dinleyip, deneyip, buraya girmek için kayıt olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu bana söyleyebilir mi? Çünkü ben zaten siteye kayıtlıyım ama kayıtsız da girilebiliyor mu, bunu merak ediyorum. So if somebody has the notes open, if they could try and open that for me, please. Eğer notları açık olan biri varsa bunu deneyebilir mi? Ben girdim. Oldu. Ben de girdim. Şöyle ekran görünüyor. Yeah, you have it? Oldu yani. Okay. This is really a great fun piece of software. Bu gerçekten harika bir software. When you open it, it will look like this. It will show you the color wheel, and underneath it will show you a theme.
Bu siteyi açtığınızda böyle bir şey göreceksiniz, bir renk skalası. And down the side it will tell you all of these things that I've just discussed. If you click on those points, you can see the the various color schemes. Sol tarafta ise size bahsettiğim bu renk skalaları var. Bunlara tıkladığınızda renkler oradaki şeye göre değişecekler. But what is really, really cool is that you can bring in an image. Gerçekten harika olan şey ise buraya bir görsel yükleyebilirsiniz. And then you can see the color theme for this image. Ve bu görselin renk skalasını hemen aşağıda görebilirsiniz. Now, this means that if you had one painting that you made of the main background of your film, you yani could use it to make other ones. Bu şu anlama geliyor. Eğer filminizin background'u için bir tane görseliniz varsa, bu görseldeki renk dağılımını diğerleri için de kullanabilirsiniz. Of course, there are more than five colors on your painting. Tabii ki sizin resminizde 5 taneden daha fazla renk vardır. But you yourself can look and see which ones you want to be the most interesting throughout the whole color scheme. Ama siz buna bakıp bu renklerden hangisinin en ilginç olacağını karar verebilirsiniz bu yapacak olduğunuz renklendirmede. And then you can actually move these points onto the points that you would like to use. Ve bu noktaları kullanmak istediğiniz rengin üzerine taşıyabilirsiniz. Okay, so I am going to use this pink. This blue in the sky. Mesela ben şu pembemsiyi, gökyüzündeki maviyi. I'm going to use a light green and a dark green. Açık yeşili ve koyu yeşili kullanacağım. And this orange here as well. Ve de şuradaki turuncuyu. So if I say these are the main themes that I want to have in this part of my film, then I have a color palette that I can use with me throughout. Yani bunlar benim filmimde kullanacak olduğum temel renklerse, o zaman ben bu renk paletini yanımda taşıyabilirim. It's also a really good way to analyze other people's films and find out what kind of color schemes they are using. Bu aynı zamanda başkalarının filmlerini analiz edip ne tür renk skalaları kullanmışlar, bunu anlamamız için de çok iyi bir yöntem. Because once you have pulled the image in, you can click on the color wheel. Çünkü resme bir kere baktığınızda color wheel, renk gözlerinin üzerine tıklayabilirsiniz. And here you can see that for me this is a split complementary in a way. Yani bana göre bu bakmış olduğumuz renk skalalarından split complementary, yani iki farklı rengin bir arada temel renk olarak çalışıldığına yakın duruyor. As I said, it is very rarely exact, but it can still show a pattern throughout the different films. Yani bu skala diğer filmler üzerinde de belirli bir paterni bulmanızı ve gözlemlemenizi sağlayabilir. And it helps you to understand why Ghibli feels like Ghibli. Ve bu size şunu anlamanızı sağlar. Neden Ghibli filmleri, yani Ghibli filmlerin Ghibli filmi yapan nedir? Yeah, why does The Illusionist feel like The Illusionist and The Simpsons feel like The Simpsons? Yani neden Illusionist'taki kareler size Illusionist'ı, Simpsons'taki kareler Simpsons'ı hissettirir? And you can also see at the bottom, you can see how the very technical details of the color, if you were interested in that, you can look at the brightness, you can look at how much blue, for example.
Eğer ilginizi çekiyorsa bir aşağıda renklerle ilgili oldukça detaylı skalaları görebilirsiniz. Açıklık, koyuluk, yoğunluk bakımından. So it shows these colors as red, blue and green, how those are split. Yani burada mesela yeşil, mavi ve şeyin yeşil, mavi ve red, blue, kırmızının nasıl dağıtıldığını görebilirsiniz ton üzerinde. And then you have, for example, HSB, which I've put in the notes, which is the hue, saturation and brightness. Burada mesela HSB diye görüyoruz. Bu yoğunluk, yani mat mı yoksa parlak mı renginiz ve de şeyi, brightness, yani rengin açıklığını gösterir. So for example, you could see here that the colors are actually quite bright in these quite saturated in these Ghibli backgrounds. Mesela burada Ghibli'nin backgroundlarındaki renklerin oldukça canlı renkler olduğunu görebiliyorsunuz. If we brought in an image from The Illusionist, we would probably see it was quite desaturated. Ama eğer Illusionist'tan bir kare eklerseniz buraya, muhtemelen renklerin çok mat olduğunu göreceksiniz. So you can replace the image, so you can bring in something else. Burada görseli değiştirip başka bir görsel koyabiliriz. This time it is tending more towards one side of the color wheel. It's feeling more analogous. Burada renkler renk skalasının tek bir yerine, tek bir noktasına daha çok toplanmış renklere benziyorlar. And if you look at the image here, you can see that there is really not much contrasting color. I freeze and I can't hear you. Can you repeat that, please? Okay. So if you look at this image, you can see that there is not much contrasting color. Evet, bu görsele bakarsanız çok fazla kontrast renklerin olmadığını görürsünüz. So again, if you wanted something to feel quite gentle, where nothing pops out, maybe you have nothing that is contrasting. Eğer böyle çok daha zarif, hiçbir şeyin çok öne çıkmadığı bir görsel elde etmek istiyorsanız, belki çok fazla kontrast renklerin olmadığı bir çalışma yapmanız gerekir. Because you can see here there is nothing that they really want to show very in a very very strong way. It's meant to be simple and gentle. Çünkü burada yani kendini çok belli eden, öne çıkan bir şey yok. Her şey böyle çok sade ve çok zarif görünüyor. And then once you have like color themes that you like, you can save them. And you can use them, you can bring them into Photoshop or your other software, and you have this to pick your colors from. Eğer çok hoşlandığınız bir renk skalası yakalarsanız, bunu kaydedip Photoshop'a ya da kullandığınız diğer software'lere indirip onu kullanabilirsiniz. And you can, so you can have these in your library if you do sign in. It's probably free to create an account. Sevdiğiniz bir şey varsa onu orada kütüphanenize kaydedip kullanabilirsiniz. Muhtemelen bir hesap oluşturmak ücretsizdir burada. Okay, so for now let's stop there and if there are any questions, and then after the break I will look at any work that people have, and then I will do some coloring on a sphere just to discuss some of the things that we've gone through today. Şimdi burada ara vereceğim. Sorunuz varsa sorularınızı yanıtlayabilirim. Aradan sonra varsa çalışmalarınızın üzerinden geçeceğim ve de kürenin üzerinde renk tonlamaları yapacağım. Are there any questions?
Soru var mı? No. Okay, so well, we have 10 minutes now. Is it okay? And then I will prepare some, I'm just going to paint some spheres after the break and just show you different ways that I could color that. Okay. Eğer sorunuz yoksa şimdi 10 dakika bir ara vereceğim ve de küreleri farklı küreleri farklı renklerde boyayıp tonlama yapacağım. We can give 10 minutes break then. Okay, thank you. See you in 10 minutes. Bye bye. Then something to show? Çalışmasını göstermek isteyen biri var mı? Ben buradayım Mina. Devam edelim. Geçen haftaki çalışma. Evet. Gönül şey çalışma herkes çalışmalarını gösterecek şimdi. Esra ben de oraya çevireyim sonra sana veririm söz olur mu? Ben yüklemiştim şeye. Isabel, there is Esra wants to show her work. She already uploaded to Drive. Great. Esra. I have uploaded mine too. Who said that? Yes. So now I have to try to do the same this afternoon. Ben de şimdi aynısından yapmaya çalışacağım. So it's pretty nice. I have only one thing I would suggest. Oldukça güzel. Önerebileceğim tek bir şey var. Two things I'm going to suggest. Okay. İki şey. One is that the angle of this dark area makes me feel that the light is coming from here. İlk söyleyeceğim şey karanlık alanın açısı bana ışığın şu taraftan geldiğini hissettirdi. But the placement of the highlight makes me think the light is coming from here. Ama highlight'ın yerleştirildiği nokta ise bana ışığın daha böyle bu taraftan geldiğini hissettirdi. And that is the same for the shadow. So for me, the light is coming from here. Mm-hmm. Yeah. Yani bana ışık but the angle needs to rotate a little bit. Kör noktanın açısının birazcık rotasyonunun değiştirilmesi gerekiyor. Yani gerekiyor. Biraz eğmem lazım herhalde. Efendim? Biraz daha aşağı doğru mu eğilmesi gerekiyor acaba? Isabel, she asks if she needs to lean the dark area a little bit down. Yes, so if you draw you can draw the line from here, from the edge of the cast shadow, you can draw it against the ball. Evet, öyle diyor. Yani buradan bu topa doğru çizebilirsin, açıyı diyor. So here you would not do that. You would draw a straight line here, and where it makes contact is the darkest point. Yere düşen gölgenin ucundan kürenin tepesine doğru bir çizgi çek. Çizginin küreye değdiği yer kör noktanın başlayacağı yer. And you will find that it is just slightly back. It's a very small change. Yani birazcık daha geride olacak. Çok küçük bir değişiklik gerekiyor. Biraz şöyle eğmem lazım, anladım. And then you will draw a parallel line that will hit the bottom of the sphere. Excuse me? Then you will also draw a line parallel to that one that will hit the bottom of the sphere. Okay. Yani o çizgiye paralel bir çizgi daha çekeceksin. Bu da şeyin kürenin altında nerede olacağını gösterecek bu kör noktanın. The next thing I would say is that the light is very soft light. The highlight, for example, is not strong, which is fine. Diğer söyleyeceğim şey ise ışık oldukça yumuşak bir ışık. Highlighted alan çok şey değil, parlak değil, soft. Bu güzel bir şey. But because of this shadow here is probably a bit too strong. Maybe it needs a much softer edge and to be a little bit lighter,
Ama bundan dolayı gölgenin biraz daha yumuşak çizgilere sahip olması gerekiyor. Gölge bu kürenin ışıklandırılmasına göre daha güçlü kaçmış. Biraz daha soft olması gerekiyor orada ışığın ve köşelerin. The light underneath here should remain very dark because the light does not reach that area. Ama kürenin tam dibindeki alan oldukça koyu bırakılmalı çünkü oraya ışık değmiyor. You can also extend that dark area a little tiny bit to the front as well. Did you? You lost me, Fatih? I freeze. Not Fatih. Yeah, I'm sorry. I just. No. It's pathetic. About my internet. Mina, bu kısmı anladıysan söyler misin? Ya ben dinlemiyorum. Okay, Isabel, can you say that again, please? Yes. You can also take the very dark area at the bottom and extend it a little bit to the front. Okay. Yine mi dondun? Okay, duydum şimdi. Bu karanlık alanı, aşağıdaki karanlık alanı birazcık öne doğru çekebilirsin. Just because the light cannot reach underneath that part of the ball either. Çünkü ön dip tarafına da ulaşmayacak ışık kürenin. Oraya da karanlık alanı birazcık büyütmen, yayman gerekiyor. It has a really nice feeling overall. These are just the small adjustments that will make it really strong. Bu arada gerçekten çok hoş bir gölgelendirme çalışması olmuş. Bunlar sadece ufak noktalar üzerine ekleyebileceğim. Sahar also wants to show her work. Which are we looking at the spheres? Yes, I guess we are. Sahar, which one? Yes, both of them. I draw both of them. Mm-hmm. Okay. This is the sharper one. Mm-hmm. When the light, I mean, it's just straight on something. Yeah. But the other one is smooth. Yeah. So this one, it is missing one thing. And that is that this line around the middle is actually the darkest one. Okay. The line that goes around the middle should be the darkest, in fact. Oh, okay. Yeah. Burada tam ortadan geçen çizgi en karanlık çizgi olmalıydı. So the area around the middle is called the terminator, and it's the first point that the light cannot reach. Bu tam ortadan geçen çizgi ölü nokta olarak adlandırılır. Işığın uzanamadığı noktadır burası. I also think because of the direction of the light here that perhaps the terminator, which is the split between light and dark, might not be quite in the right position. Işığın geliş açısına baktığımda ölü nokta tam olarak doğru yere oturtulmuş gibi gelmedi bana. Yes, I changed it in the, I mean, when I was going to finish my work, I just changed it. I don't know why. I thought it would be better. Okay. But maybe I just ruined it. Because again, here you can feel that the light is coming from over here, you know. So if you take this shadow here and you take the point where the light stops on the sphere and you draw a straight line, it's going in this direction. But the light that you've drawn is at a different angle. Yes, I have to fix it. Yeah. And the same with this side. So here you have the light coming down very straight. So if it was coming down more straight here, it probably wouldn't be light underneath the ball. So you have to think of the line hitting it with straight lines. Evet, ışık yukarıdan geldiği için bu kör noktanın geldiği nokta yeniden düzenlenmeli. The other thing is that usually there is going to be two shadows here. So even though this one is very dark because the light is strong, there should still probably be a little darker one right underneath the ball. Yes. Evet, burada iki gölge olacak.
yani ışık tam yukarıdan çok güçlü bir şekilde geldiği için en dipte daha koyu gölgelendirilmiş bir alan olmalı. Let's look at the other one. No, not that one, sorry. Şimdi diğerine bakalım. Okay, this one feels much nicer in a way because bu daha it feels natural. Daha doğal görünüyor. Again, you need to remember that this terminal is actually the darkest. It doesn't seem right, but it is right that this one around here is going to be the darkest area. Yes. Yes. And so a lighter gray around it. Yeah, it should be dark going to lighter. Something like black. Yes. Well, I mean not black, but it's darker than the other parts of the sphere. Bu ölü nokta kürenin diğer noktalarına göre en karanlık nokta olmalı. And also because this dark area underneath is missing, it looks a little bit like it's floating. Aynı zamanda kürenin altındaki karanlık nokta biraz kaçırmışsın gibi bu noktayı. So this area underneath is really, really important to make something feel like it's on the ground. Bu kürenin altında çizilecek olan karanlık bölge bir şeyin zemine oturduğunu belirtmek için oldukça önemli bir nokta. Okay. As far as I understand, my problems was putting a darker color under the ball and mm-hmm. also a line around the ball, like Of course, it's not a really solid line, but there is this, there is a line around there that is the darkest area. Okay, I will fix it and send it to you. Thank Great. You. Okay, good. Is there anyone else who would like to show something? Çalışmasını göstermek isteyen başka kimse var mı? Başka yoksa benimkine bakabiliriz. Ama ben hiç yapmamıştım. Daha önce videoları izleyerek yaptım. YouTube videolarını. Özge. Özge Yiğit. U yazıyor. Özge U. Özge U. Yes, this one. She says it's her first trial. ve videoları izledim. You can draw this golden ball. Yeah, I also tried something myself very similar recently. When I saw it, I thought, did I do that one? Because I did something very like this. Böyle bir şey yapmıştım, bunu görünce benim çalışmam mı diye düşündüm. Ya, YouTube'da videosu var tamamen. Yani hangi fırçayı seçmemiz gerekiyor, neresine neyi yapmamız gerekiyor, her şeyi anlatıyor. Flow diye bir şeyde. Yani ona bakarak birebir yaptım. Tek tek. She watched a YouTube video and she fit with that video. Me too. Probably the same one. Ben de onu izledim diyor. So I can really see it's golden. It's really clear. Maybe again it needs this something here to make it more grounded. Yani gerçekten bu altın rengi hissini çok güzel veriyor. Yine belki şu zeminde daha karanlık bir yer çizilebilir. It's harder for me to tell if it's really accurate, but I feel like the top works really well, and I feel like maybe the bottom is a little bit too bright, but you know, maybe it's fine for the environment that it's meant to be in. Ya emin değilim ama you said the bottom is a little bit light, right? I feel like it is, but again, maybe because for me there would have to be strong light coming from down here, mm-hmm. you know. Okay. Yani çok emin değilim ama sanki en dibi birazcık daha açık olmalıydı gibi hissediyorum ama çok emin değilim. Sadece öyle bir hissiyatım var. But it, you know, it really feels like a golden ball very, very strongly. Ya ama gerçekten böyle altın top hissini çok iyi veriyor.
In general, the lightest color, the brightest color, is the one that is reflecting the light source. Aslında en açık renk ışık kaynağını yansıtan renktir. So if the sun or if the lamp is the light source, then I would expect this to be brighter than something down here. Yani burada ışık kaynağı güneş ya da ışıksa o zaman şuralarda bir yerde daha açık bir renk umabilirim. Okay, but it's still a very good golden ball, you know, I can see what it is very well. Yani ama yine de harika bir altın top. Okay, so with this one, what was your feeling about the light source? For me, it feels like it would be moonlight, for example. Bunda sana göre ışık kaynağı nedir? Yani bana sanki ışık kaynağı ay ışığıymış gibi hissettirdi. Sence ne? Valla bunu da kaynağını falan bilmeden yine bunu da YouTube'dan bakarak, videolara bakarak yaptım. Dedim ya ışık ve gölgeyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ama yine oradaki renk maviydi. Ben yine o şekilde devam ettim. Ama sanki bu bildiğimize çok daha yakın gibi geldi bana. Sana da öyle geldi mi Gönül? Sen de çok aşina değilsin ya bu işlere. Bildiğimize derken? Hani bu ışık gölge verdiğimiz, hani o hep gördüğümüz ışık gölge gibi geldi. Mesela az önceki o altın olan golden ball... Ben mesela bana çok farklı gelmişti ama bu çok tanıdık. Ve ışık da böyle yukarıdan geliyor. Gönül gene doldu galiba. Ben... Bekleyeyim mi? Ha, Gönül geldin mi? Ha, geldim evet. Ha, tamam. Evet Özge, ben o altın küreden hiçbir şey anlamadım. Işık neye göre yapılmış? Evet ben de. Olarak. Yani. Ama bunu, evet anlıyorum. Okay, I will translate. She says that I'm not very familiar these kind of works. I watched the videos and I did it exactly how it tells to me to do. But when I compare this golden ball and this ball, I can understand how the light works in that ball better than the golden ball. And she asks me, do you have the same feeling? Because I don't know a lot about this art and coloring, lighting. The same for me. I don't have any idea about how the lighting works in that golden ball, but this one, I can understand it better. Yeah, sure. It's more simple, but I asked you if it is the moonlight, because if it was the sunlight or a lamp, this area would be much lighter. Evet, bu daha kolay altın küreye göre. Ama sana şunu sormam gerekiyor. Bu bir şey mi? Yani ay ışığı mı yoksa gün ışığı mı, ampulden yansıyan bir ışığı mı? Çünkü bu eğer bir ay ışığıysa şurası daha açık olmalıydı. But there... Even though it is complex, there is a formula that you can always follow. Yani karmaşık olabilir ama daima takip edebileceğiniz bir formülü var. Okay, and I will show you in a moment. But also I would say if this was the moonlight and it was the main light that was lighting the ball here, then you would expect maybe... This area to be a little bit darker because the moonlight is not super strong. Eğer bu şeyse, ay ışığıysa, şu az önce gösterdiği alanın, sanırım aydınlık yerinin hemen dibi, oranın biraz daha karanlık olmasını umabiliriz. Çünkü ay ışığı güçlü bir ışık değildir. It's unlikely that this area would be lighter than this area. Yani eğer ışık kaynağımız ay ışığıysa bu alan yukarıdaki gösterdiğim alandan daha açık olmaz. Okay. So let's look at the formula again on Photoshop. Okay. Şimdi Photoshop'ta formüle yeniden bakalım. All right. So we are going to imagine that the light is coming from
this let's say diagonal direction here. Yani şimdi varsayalım ki ışık bu açıdan geliyor. And if it's the sunlight, then we can imagine that the light is the lines are parallel, that the lines of light, they are coming in a parallel direction. Eğer bu bir güneş ışığıysa bu ışık çizgileri paralel olmalı. So let's draw something that is in very strong, you know, that the light is hitting it quite strong from the sunlight. Yani o zaman ışığın güneşten çok güçlü bir şekilde yansıdığı bir şey hayal ederim. So without focusing on color, let's just look at the lighting again. Renkten önce gölgelendirmeye odaklanalım yeniden. So I already, let's just work with black as the darkest color for now. It probably wouldn't be so black, but let's keep it as the darkest for now. Yani yine bu karanlık alanı en koyu alan olarak yapalım. And we remember that the darkest area is the one that is going to be around the middle. Yani hatırlarsak koyu alan, ölü alan ortaya yakın bir yerde olacaktı. Okay, so what we have is above this terminator line, we have the half tone shadow. Bu ölü alanın hemen üzerinde şöyle daha açık bir alanımız olacak. And then above this it gets a little bit lighter again and we call this one the center light. Tam bunun üzerinde açık bir alanımız olacak. Burası da merkezi ışık alanı olacak. It would not be drawn so distinct like this. Of course, they would be blended. Sorry? They would be blended together. Of course, they would not be as strong as the way I'm painting it. Okay. Yani şimdi yaptığım kadar keskin fark olmayacak. Birbirine karışmış olacak tabii ki bu ışık biraz daha. The next thing we would have would be this highlight that comes directly from the sun and it would be like, say, somewhere here. Diğer nokta ise güneşten direkt gelecek olan en parlak nokta. O da şurada bir yerde olacak. And I can't remember what you call it, but then we would have the dark area underneath the terminator. Evet, terminator yani ölü alanın hemen altında ise koyu bir alan olacak. And it would go kind of down to the floor. Let's make it slightly darker. Evet, bu biraz daha koyu bir bölge. Okay, this one maybe, this half tone maybe I'm going to make it a little bit lighter, actually. Şu yukarıdaki yeri sanırım biraz daha açık yapmam gerekiyordu. Okay. And then we are going to do the cast shadow. Şimdi ise cast shadow you said? Yes. Cast shadow is the one that is on the floor. Ha, okay. Şimdi ise yere düşen gölgeyi yapacağız. Because it is quite a strong light, the edge can be quite strong. Işık çok güçlü olduğu için köşeler çok keskin olacak. And it is going to be where the edges of these lines meet one another at the bottom of the ball. So this. Evet, bu çizgilerin birbiriyle buluştuğu noktayla kesişecek bu yerdeki gölgenin köşesi de. And it would be like an ellipse, something. It's a messy ellipse, but anyway, it would be an ellipse. Okay. Bu iki çizgiyi, güneşin geldiği yönü belirten iki çizgiyi aşağıda bir çizgiyle birleştirdiğimizde bu çizginin etrafında bir elips şekli çizdiğimizde yere düşen gölgeyi de bu şekilde bulabiliyoruz.
And then underneath the ball is this really, really little dark area here that is showing the ball is on the ground. Ve tam bu kürenin altında da oldukça koyu bir nokta var. Bu da kürenin aslında zemine oturmuş olduğunu gösteren bir nokta bana. And then last, we are going to put on the light that is reflected from the ground bouncing onto the ball. Ve son olaraksa yerden topun üzerine yansıyan ışığı yapmamız gerekiyor. So this light is going to be somewhere between this gray and this gray. Bu alan şu gri ile şu gri arasındaki bir yerde olacak. Okay, so let's just choose the ground color and then I'm going to make it a little bit darker. Önce bu rengi seçelim, daha sonra onu biraz daha koyulaştıracağım. There is not an exact science to this, so there is a little bit of playing to see what feels right. Yani bunu yapmanın böyle çok keskin bir metodu yok. Biraz da size nasıl hissettirdiğine bağlı olarak çalışmanız gerekiyor üzerinde. Okay, so maybe it's something like this. But this is yani, this is the formula to follow every time. Yani şöyle bir şey olacak sanırım. Bu işte her zaman takip edebileceğiniz formülü bu. Of course, after this we could make it soft by blending. Daha sonra bunu biraz karıştırarak daha soft bir hale de getirebiliriz. And we need to think about last week I talked about the different kind of lighting conditions. So for example, we have to think about what if there is not strong sunlight. Geçen hafta değişik ışık kaynakları üzerine konuşmuştum. Öyleyse şunu da düşünmemiz gerekiyor bunu yaparken. Yani eğer güçlü bir ışık kaynağımız yoksa o zaman nasıl olacak? I will put these images into today's teacher's folder. Bu görselleri bugünkü eğitmen notlarına atacağım. And now I will do another one with the softer light very quickly. Bir tane daha yapacağım, daha soft bir ışıkla, çok hızlı bir şekilde. Okay. So let's this time say I'm trying to find which layer these lines are on. Okay. Hangi layer'da bu çizgiler, onu bulmaya çalışıyorum. All right. So this one, we are not having this direct sunlight. We are going to say that the light is just kind of coming from the sky from different directions. Bu kez benim sesimle ilgili Isabel, is there something wrong with my sound? No. Okay. I don't think so. Okay. Şimdi bu kez ışığın çok güçlü bir ışık kaynağından gelmediğini varsayalım. Yani gökyüzünden dağılmış bir ışık geliyor size. So let's say that the light is just coming from around and mainly from above. It's coming from the sky but not from the sun because the sun is behind clouds. Yani bu kez ışık evet güneşten geliyor ama bulutların arkasında kalmış bir güneşten geliyor. Yani daha dağılmış bir şekilde geliyor. So in this case the top of the ball maybe it's not so strong. Bu durumda topun, kürenin en üst kısmı çok keskin olmayacaktır. So the light is kind of coming from various directions from the sky. Işık gökyüzündeki farklı açılardan gelir bu durumda. But let's say that the terminator this time is just around the middle with the light coming down straight. Burada ölü nokta yine ortaya yakın bir yerde olacak. Okay.
So we have this, I put it on the wrong place, that one. So we have this half tone here, and then we will have a one tone. Evet, burada bu yarı tonu elde ediyoruz. And then we have the center light, which is a little bit lighter, but not super light because there's no sunlight. Ve de merkez ışığımız var. Burası biraz daha açık ama çok açık değil. Çünkü bu güneşten direkt gelen bir ışık değil. Maybe there's a very, very soft highlight on there. Belki çok çok hafif bir highlight olacak bunun üzerinde. Something like that, just inside. It's never on the edge. It's always a little bit inside. Bunun gibi bir şey ortaya daha yakın bir yerde, asla köşelerde olmaz. Böyle daha ortada bir yerde olur bu highlight. And then we have the shadow underneath the Terminator. Ve de ölü alanın altında gölgemiz olacak. And because the light is coming from all different directions, in a way, I think this ball could be a little bit lighter overall. Işık tamamen farklı noktalardan geldiği için bu küre totalde biraz daha açık olabilir, açık renkli olabilir. So I'm going to make it a little bit brighter. Biraz daha açacağım rengini. And this Terminator, I'm going to make a little bit lighter as well. Ölü alanı da biraz daha açık yapacağım aynı zamanda. It's very strong black at the moment. Şu anda oldukça güçlü siyah bir nokta. Bunu birazcık açacağım. So just lightening that again. And again, of course, all of this would be blended together in a very smooth way. I'm just showing you in a very simplistic form. Burada ben size oldukça basit bir formunu gösteriyorum. Yani bu en nihayetinde oldukça soft bir biçimde bu renkler birbirine geçmeli. The shadow underneath this ball, because the light is coming from all different directions, would be quite soft. Bu kürenin altındaki gölge, ışık tamamen farklı noktalardan geldiği için oldukça soft bir gölge olmalı. It means that just underneath the ball would be darker, but going out into the edges it would become softer and softer. Evet, kürenin tam altındaki karanlık nokta yine belli ve keskin olacak ama gölgenin kenar kısımları giderek daha da soft bir form kazanacak. But always very, very important is once you have the cast shadow, don't forget this occlusion. And especially when there is no direct light, this occlusion is very dark. Özellikle direkt bir ışık kaynağınız yoksa bu ölü alan zemin gölgesindeki ölü karanlık alan çok karanlık olur. Okay, so we have 9 minutes left and today was going to be about color. So what I will do is just let's just duplicate this layer and anyway, next week I'm going to show you the process of color, so it's not really a problem that we haven't done so much today. 9 dakikamız kaldı. Eğer bugün çok fazla şey yapamazsak bile önümüzdeki hafta renklendirme üzerine çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden bu sorun olmayacak. So let me just duplicate these layers and I will quickly put some color on. Şimdi bu layer'ları kopyalayayım ve buna biraz renk katayım. Okay. So let's say that that we are going for analogous colors and everything is a little bit reddish. Şimdi let's not say analogous, sorry, let's say monotone and everything is red. Şimdi tek bir ton üzerinden giden renk skalasında çalıştığımızı düşünelim ve her şeyin biraz kırmızımsı olduğunu düşünelim. So I'm just choosing a red hue right in the middle of the red and the color wheel. Renk skalasından kırmızı ana renk seçiyorum şimdi.
And this wall in the background is going to be maybe something like a brick wall. So I imagine in a way it's a little bit grayish red and the saturation, so it makes it low saturated, but let's make it quite light. Öyleyse arka planım birazcık daha grimsi ama oldukça canlı bir renk olacak. I'm never using Photoshop at the moment, so I should know which brush in advance I'm going to use. Bu sıralar Photoshop kullanmıyorum. O yüzden fırçaları biraz önceden kurcalamam gerek. So make the wall. Evet, duvarı boyadım şimdi. And then I'm going to make a layer above the ground layer and I'm going to use it as an overlay, which I will talk about next week more. Şimdi bu duvarın üzerine başka bir layer açacağım. Bu layer hakkında önümüzdeki hafta daha fazla konuşacağım sizlerle. And this is going to kind of keep the tones for me. Bu benim için tonları tutacak olan layer. So it means that you can see that the shadow is also colored red. Evet, burada gölgenin de aynı zamanda kırmızıya döndüğünü görüyorsunuz. And then I'm going to use an overlay for the ball as well. Top için de aynı zamanda bir üzerine layer açacağım. So let's say that the ball is really kind of bright red. Topun oldukça parlak bir kırmızı olduğunu varsayalım. So this would certainly be a monotone. Evet, bu kesinlikle renk skalalarımızdan monotona yakın bir skala. It's a very unlikely natural lighting. Bunun doğal bir ışık, doğal bir ışık olması pek muhtemel değil. But you could use it as a style. Ama bir stil olarak tercih edebilirsiniz bunu. Now, more likely is that we would get some light. There would be some blue from the sky. Gökyüzünden birazcık mavi yansıyor olabilir. So maybe there is a little bit of blue that is affecting the ball. Belki şurada topu o etkileyen birazcık mavi vardır. And this blue would also perhaps be in the shadows a little bit here. Bu mavi aynı zamanda aşağıdaki gölgelere de birazcık etki edebilir. So something like this. And again, these shadows down here would be really soft. So I mean, what I would be doing is just blending everything. As I say, I'm not really very good on Photoshop. Evet, buradaki yerdeki gölge biraz soft olacak. Yani burada şu an yapıyor olduğum şey biraz bunu karıştırmak. Yes. So I would find a good blending brush, which you have various brushes that you can use to blend colors together. I think this is better. Renkleri karıştırmak için iyi bir fırça bulmam gerekiyor. Sanırım bu fırça daha iyi olacak. So over here there is a blending brush. Blending in Procreate is really easy. Procreate üzerinde bu blending'i, karıştırmayı yapmak gerçekten çok kolay. Photoshop for me everything is a little bit harder, but
it's still very very good tool, of course. Benim için Photoshop birazcık daha zor ama tabii ki yine de oldukça iyi bir araç Photoshop'ta. Yeah, I need to figure it out. But anyway, you can get the feeling of what is happening here. This blue down here is a bit too strong. Ama yine de ne hakkında konuştuğumu ve vermesi gereken hissiyatı bu çalışmanın almışsınızdır diye umuyorum. Zemindeki gölgedeki mavi biraz çok güçlü olmuş. What I would probably do is pick the red and maybe with the brush on a low opacity, I would paint a little bit gently over that blue. Burada yapacak olduğum şey kırmızıyı seçip şeyi geçirgenliği düşürerek çok zarifçe buradaki mavi gölgenin üzerine tekrar boyama yapacağım bu şekilde. But really when you look at it, nothing should be standing out at you. Excuse me? Nothing should be jumping out at you when you look okay. at the image. Okay, I got it. Görsele baktığınızda hiçbir şey böyle şey olmuyor. And I feel like there would hani, even be a little bit gözünüzü rahatsız etmiyor. And again there would be a little bit of a bounce light here coming onto the bottom. So there would be this little ve sense de, of light. Zeminden yansıyan evet o da şurada bir yerde olacak. Coming from the light that is bouncing from the ground. Evet, zeminden geliyor ve şuraya yansıyor. And again there might be a very very subtle light blue there as well. Ve yine aynı zamanda burada belki oldukça hafif bir mavi olacak. So for me always the first thing to get right is the color is the tone and afterwards you can apply the color. Bence burada ilk anlaşılması gereken şey ton ve daha sonra bundan sonra rengi ton üzerine uygulayabilirsiniz. So first so I would like you to try this next week actually to make of course make your ball really smooth, not like mine. Önceki hafta ben de sizden bunu uygulamanızı istiyorum ama bunu çok yani ışık olayını burada çok soft yapın. And try some different color schemes based on the ones that I showed you on the notes. Notlarda size gösterdiğimdeki gibi farklı renk skalaları deneyebilirsiniz. Okay, and one other thing, I said to try something more complex, but you don't need to do that. But I have a video I would like you to watch. İzlemenizi istediğim bir video var son olarak. It's a really nice technique for painting backgrounds. Bu arka plan boyamak için gerçekten çok hoş bir teknik. And it's quite different to one that I would use myself. Excuse me? It's different to the one the technique I would use. Evet, bu da benim kullanacağım farklı tekniklerden biri. So I would like to show it as an alternative approach. Bunu alternatif bir yaklaşım olarak göstermek isterim. Yeah. But if you can watch it before, that's really good because maybe the sound will not work. Eğer bunu önceden izlerseniz bu gerçekten çok faydalı olur. Yes, so next week it's about how to apply color in digital painting. Önümüzdeki haftanın konusu dijital boyamada rengi nasıl uygulayacağımız. Okay. I will put these images, as I said, of the sphere. I will put them into the folder. Bu görselleri dosyaya yükleyeceğim. Don't share them with anyone. They will think I'm a very bad teacher. Yüklediğim çalışmaları kimseye göstermeyin. Çok kötü bir öğretmen olduğumu düşünebilirler. Okay. Okay. This is it for today. If there are any questions before we finish? Bugünlük bu kadar. Bitirmeden önce sorusu olan var mı? Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki.
Isabel, you mentioned that we are going to draw a monochrome colored, which is red, but you add blue shadows and blue light. Is it a like reason, or did you change your mind, or why did you do that? Yes, I said what I said was more natural would be to have the little bit of blue. So monochrome, you can use it for a style, or you can use it, say, when it is nighttime and everything is like blue, for example. But I just, when I did the blue here, I said it would be more natural, for example, if there was a little bit more blue. So it's it's an alternative. Okay, thank you. Okay. But you can make it monochrome if you like as a study. Okay, thank you. Let me translate. Ya şey sormuştum, ilk başta başlarken bunu tek renk monokrom kırmızı yapalım demişti. Ama sadece kırmızı değil, mavileri de kullandı. Niye hani mavileri de kullandığını sordum. O da dedi ki daha doğal bir hava vermesi için farklı renkleri de kullandım. Eğer hani bu bir ay ışığında veya akşam çizilmiş bir şey olsaydı mavinin tonlarında hani gene benzer bir şekilde olabilirdi ama daha doğal olmasını istediğim için bu şekilde gölgelendirdim. Thank you, Isabel. No problem. Okay, so I will leave you with that. Isabel. Okay, thank you very much. Nice week. I think that. Thank you. Have a nice week too. stay safe and healthy. Thank you. Same to all of you. I will stop sharing. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. İyi akşamlar.